Evet. Amasya'da kale kapısına geldik. Bu kalenin özelliği ilerideki kale kapısından gösterir. Çimento kullanılmamış. Kilit taşlardan yapılmış. Neresi? Üst tarafında çimento var da bunlar da var. Fakat ve sağlam yüzeyi. Sanki sonradan restore olmuş aslında. Buranın orijinalinde çimento yok. Sonradan çimento eklenmiş. Şu kapı da hiç çimento kullanılmamış. Sonradan kullanmışlar bunu. Kilit taş. Bakın yukarılarda yok. Çimento yok. Orijinalinde çimento yok. Sonradan çimento değen yerler var. Bunlar yeni oldu. Belli bu çimentoların. Belki sağlamlaştırmak amacıyla. Şimdi Amasya'nın asıl en çok gezilen noktası kale kapısından girince şu manzara zaten ilk insanı cezbediyor. İleride daha güzel göreceğiz bu manzaraları. Şuradan Fatih Camii'ni ileriden de çıkabiliriz. Kale içi Fatih Camii. Evet, Fatih Camii'ni buradan da çıkabiliriz biraz sonra. Ama biz şöyle diğer kale kapısına kadar gidelim. Manzarayı görelim. Muhteşem manzarayı. Ki burası seyir yeri. Çeşmecihan Amasra. Dünyanın göz bebeği. Evet, şimdi sağlı sollu geçide geldik. Asıl manzara burada. Yani Amasya asıl. Çok temiz. Şuradaki evet. Suyu görebilirsin. Şöyle. Şu yakındaki su çok temiz. Evet. Çok berrak. Gibi gözüküyor. Kemer var altında. Köprü altı. Asıl manzara burası. Ağlayan ağaç. Evet. Deniz ve doğa manzarası. Ağlayan ağaca çıkmadan ağlayan ağaç varmış burada. Tarihi Kemer Köprü Roma devrinde inşa ediliyor. 8-9 yıllarda onarım görüyor. Onarım şöyle 2013 yılında dediğim gibi çimentolar konmuş. Orijinalinde yok bunlar. Ve evet, şu anda harika bir manzara. Yani akşamlar özellikle şehirdeki ışıklar ışıklandırma yapıyorlar burada. Gece çok güzel oluyor burası. Burası da Atatürk Süriyeti. Şu karşıdaki bakın burnu var, ağzı var. Atatürk'e benziyor. Şu da Atatürk Süriyeti veya insan Süriyeti diyelim. Atatürk'ün Kocatepe köyü resmine benzetmişler. Sanki bir insan yatıyor. Şurası da ne tepeydi? Tavşan Tepe. Adası. Tavşan Adası. Evet, şuradan biraz çıkıp tekrar amacımız Fatih Camii'ne ulaşmak.